2, 1, kayıt. Merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Biliyorsunuz çok kısa bir süre önce, hatta bugün World of Tank yeni bir etkinlik getirdi. Daha önce, geçenki yıllarda getirdiği etkinliğin adı Yonca günleriydi. Bu da o etkinliğin aynısı, birazcık değiştirdi. Adını birazcık yağladı. Başka bir şeye, Çelik Savaşı bunu adapte etti, koydu ki etkinliğin biraz cazibesi olsun ve Çelik Savaş daha fazla oynansın. Son derece güzel bir politikayla yine pastayı pişirip önümüze koydu. Kutu açıyorsunuz. Yeşil ışık Yonca günlerinde ki ben WoT'un mabadından geçen sene uydurduğu bu etkinliğin devamını geçen sene çektiğim videoda anlatmıştım Yonca günleri diye. O videoyu da izleyebilirsiniz. Alta, videonun altına o linki de koyacağım. Birebir aynı etkinlik. Şimdi tabii kutu açma deyince insanın iştahı kabarıyor, altın falan filan diyorsunuz ama böyle bir şey beklemeyin. Geçen sene de yoktu. Kutu açma diye bir şey yine yok. Altın diye bir şey yine yok. Tanklar var. İşte kişisel yedekler çıkıyor. Eğitim kitapçıkları çıkıyor. X5 deneyim puanı bonusları çıkıyor gibi gibi bir sürü şey çıkıyor. Şimdi öncelikle kutuları inceleyeceğiz. Ardından çelik avcısı nedir? Çok kısa onu anlatacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Hızlı, kısa, öz, net anlatmak benim her zaman istediğim şeydir. Şimdi kutular, premium araçlar için zümrüt kutuları açın diyor. Kutular bunlar. Hatta şöyle fiyatlarına bakabileceğimiz bir yere de girelim. Gördüğünüz gibi kutularımız bunlar. Ben 75 kutu aldım. 75 kutudan bir tek tank çıktı. Onun dışında başka tank çıkmadı. Yine 50 kutuda bir cenabet moda giriyor. Ve 50 kutuda bir cenabet moddan mutlaka ama size mutlaka tank çıkıyor. 50 kutu, 5 kutu, 25 kutu ve 150 kutumuz var. 50 kutunun fiyatı 961. 5 kutu 116, 105, 900 kaç bu? 502 lira 25 kutu ve yine 2696 lira 150 kutu alabiliyorsunuz. Peki kutulardan neler çıkıyor? Şöyle gelelim onun için. Kutularımızdan şöyle içeriğini açtığımızda zümrüt kutusu demiş buna WoT. Gördüğünüz gibi premium tanklarımız var. Onlar dışında premium gün çıkabiliyor. Eğitim kılavuzu, eğitim broşürü, serbest deneyim, ready, kişisel yedek ve çıkabiliyor. Şimdi tankların as solisti çıkacak, hediyelerin as solisti T-54D tankı. İkinci tankımız Alembic diye bir tank. Bu Aston Race'in birazcık şeklini değiştirip yapıştırıp yine önümüze sundukları bir tank. Shermy zaten herkes bilir bunu. Fransız şarjörlü enteresan bir top yüklemesi olan light tankımız. Gsor 1008 bu bana çıkan bir tank. Almışan bir tank değil ama hani olabilir, neden olmasın diyebileceğim bir tank. Alt Proto AMX-30 kesinlikle gereksiz bir tank. Ardından Emil 1951'e geliyoruz. Emil 1951 de eskiden çok iyi bir tanktı fakat şu anda o kadar değil. Onu da belki isteyeceğim tanklar arasına koyabilirim. Bende olmasa ki birçoğu bende var. Ardından T-77 geçin efendim, hiç bu tanklara dokunmayın, bulaşmayın, elinize yapışır. Derseniz ben ne oynuyorum, bu WoT'sa ben ne oynuyorum, bu tanksa diğerleri ne? Horus Spirit açıkçası buradaki en iyi tanklardan biri. T-54 dışında çıkmasını isteyeceğim tanklardan biri. Tavsiye edeceğim tanklardan biri. Scorpion tarzı oynayabileceğiniz. Scorpion'a göre kamosu daha yüksek. Hızı daha düşük. Topu aşağı yukarı aynı alfaya sahip. İsabeti aşağı yukarı bir tık daha iyi olup aynı diyebileceğimiz top özelliklerine sahip bir tank destroyer. Kamosuyla ön plana çıkıyor. H2 tankı geçen etkinliklerden birinde verdi WoT. Fena değil, güzel bir tank, oynanabilir. Ardından Yakpanzer Prototip ki artık neredeyse her etkinlikte verdiği WoT'un bir tank. Tanklarımız bu şekilde. Bunu çelik avcısıyla nasıl birleştirmiş WoT? Hadi ona bakalım bir de. Çelik avcısı etkinliğini zaten biliyorsunuz. Hatta şu videomuzda burada oynarken konuşayım, ben telif yiyeceğimiz bir etkinlik değil. Şimdi burada görüyorsunuz işte World of Tank Partisi'ne geleceksiniz, ödülleri alın falan filan muhabbetleri var. Burada çelik avcısının mantığı sizi bir haritaya atıyor. Battle Royale tarzı haritada sağ kalmaya çalışıyorsunuz.
ve o sağ kalma sırasında düşmanlara hasar vererek ve yeşil ışıkları toplayarak diyeyim ben. 8 farklı tankımız var. O yeşil ışıkları toplayarak zümrüt puanları alıyorsun. Bu zümrüt puanları sayesinde de gidip o kutuları alabiliyorsunuz ve o kutulardan tank çıkma ihtimali oluyor efendim, bilginiz olsun. Bu başlı başına bir etkinlik. Bu çok karmaşık, çok uzun anlatılabilecek bir etkinlik. Ama kısaca anlatmak gerekirse böyle anlatabilirim. Takım olarak da girebiliyorsunuz. Tek de girebiliyorsunuz. Girdiğiniz alan harita daralıyor. 15 dakika sonrasında ufacık bir alanda kalıyorsunuz. Kırmızı alanlarda kaldığınızda tankınız hasar alıp ölüyorsunuz. Mantık bu. Savaş kartı puanı veriyor günlük görevlerde. 100 savaş kartı puanı veriyor. Bunu da atlamayın derim. Şimdi World of Tank'a girelim ve World of Tank'ta zümrüt kutuları dışında World of Tank'ta ne gibi hediyeler alabiliriz? Alacağımız zümrüt puanları dışında. Hadi oraya geçelim. Evet, dediğim gibi çelik avcısı işte tanklarımız bunlar. Bu tankların belli özellikleri var. Battle Royale tarzı oynuyorsunuz. Haritaya girdiğinizde o özellikleri level level arttırabiliyorsunuz. Bölüm bölüm arttırabiliyorsunuz. Ve arttırdıkça da tankınızın seviyesi artıyor. Seviye 8 en son seviye olarak kalıyor. Ve orada savaşmaya başlıyorsunuz. En başından beri savaşmaya başlıyorsunuz ama orada gerçekten savaştığınızı hissediyorsunuz. O anlamda söyledim deyip kıvırayım. Şimdi savaşta Battle Royale'le yaptığınız her şey buraya zümrüt puan olarak ekleniyor. Ve yonca mağazasına gidip siz onları harcıyorsunuz. Yonca puanı ya da zümrüt puanı, bilmiyorum adına ne diyor World of Tanks. Buraya tıkladığınızda karşınıza bir mağaza açılıyor. Bu mağazada şu anda burada yok. Fakat 900 zümrüt puanına bir adet kutu alabiliyorsunuz. Zümrüt kutusu alabiliyorsunuz. Açtığınızda oradan size seviye 9 tank T54'le çıkma ihtimali de var. Normal bir tank çıkma ihtimali de var. Normal sıradan işte serbest deneyimdir, kredidir, yedektir, premium gün çıkma ihtimali de var. Tekrar söylüyorum, bu etkinlikte altın hiçbir şekilde verilmiyor. Bilginiz olsun. 100.000 kredi alıyorsunuz, 200 tahvil alıyorsunuz, 5.000 serbest deneyim alıyorsunuz, deneyim puanı x5 alıyorsunuz, 1 gün premium alıyorsunuz ve yine kişisel yedek alabiliyorsunuz. Burada küçük makyajlarımız var. Bunları da yonca ya da zümrüt puanları karşılığında alabiliyorsunuz. Kısaca anlatacağım buydu. Özeti buydu. Dediğim gibi şu anda kaç dakika olmuş video? 8 dakikalık bir video oldu. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Geçen seneki yonca etkinliğinin de bir aynısı. Bir farkı yok. Alınır mı? Benim tavsiyem, ille para vereceğim diyorsanız, hani belki 25 kutu alınabilir, belki 50 kutu alınabilir, ille para vereceğim derseniz. Ama çok da fazla bir beklentiye girmeyin. Seviye 9 tank güzel gibi görünüyor. Çok da iyi değil bence. Onu da zaten umarım en kısa zamanda bana çıkar ve bir şekilde onu da inceleriz. Anlatacaklarım bu kadar. Konuyla alakalı kaç dakika olmuş ona bakacağım tekrardan. 9 dakikaya geliyoruz. Konuyla alakalı düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Lütfen yorumlarda boş geçmeyelim. Küçük bir beğeni, küçük bir yorum benim için yeterli olacaktır. Bu en büyük destektir bana. Videoyu burada sonlandıracağım. Fakat ondan önce şunu da belirteyim. Bayrama yakın güzel bir etkinlik yapmak istiyorum. Güzel bir planım var. Ve lütfen bayrama kadar takipte kalın. Bayramdan sonra tabii takip edin. Yani bayrama kadar takip edeyim, sonra çıkayım da bir. Daha önce altın hediye etmiştim. Yine o tarz bir hediye olacak. Hem bayram şey olsun, etkinliği olsun diyeceğim. Böyle farklı bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Efendim, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bol öğrenciler. Hoşçakalın.